Herkese merhabalar. Kitabımı doğru kullanıyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok önemli bir kitabı tanıtacağız. Çok önemli bir kitabı inceleyeceğiz. Sıfırdan 8'e sözel konu anlatımlı soru bankası. Sıfırdan başlayıp tüm konuları tamamlamanız için sözeldeki Türkçe, İnkılap, Din ve İngilizceyi mükemmel bir şekilde öğrenmek, hem beceri temelli yeni soruları çözmek, hem de eksik olduğunuz konularda ister İnkılap tarihi olsun, ister din olsun, ister İngilizce, isterse Türkçe olsun mükemmel bir şekilde öğrenmeniz için harika bir kitap tasarladık. Kitabımız Milli Bakanlığı'nın 2020-2021 müfredatına %100 uyumlu ve tamamen mükemmel bir şekilde beceri temelli yeni sorular içeren ve aynı zamanda infografik anlatımlar içeren özel bir kitap. Hemen kitabımızı şöyle başından başlamak istiyorum. Kitabımızı 44 adımda bitirebiliyoruz arkadaşlar. Yani her biri farklı farklı derslerden oluşan bu adımlarda mesela sayfaları, konusu, sorusu, süresi tek tek belirlenmiş bir şekilde sizlere adımlara böldük kitabımızı. Hemen ardından içindekiler kısmına bakıyoruz. Türkçeyi görüyoruz. Direkt en fazla öğrencilerin zorlandığı sözel mantıkla başladık. Tablo, grafik, görsel yorumlama. Ardından fiilimsiler, yazım kuralları, noktalama bir şekilde bitiyor konumuz. İnkılap tarihi aynı şekilde yine ünitelere böldük. Din kültürü ve İngilizce kitabımızın temel bölümlerini oluşturuyor. Şimdi Türkçe'de konu işleyiş şemamızı geçtikten sonra sözel mantıkta ilk başta taktikler vererek başlıyoruz ve direkt sınavdaki soru tarzına göre soru tarzı, gruplara blok yerleştirmek, konuyu öğretiyoruz, kronolojik sıra yapmak, konuyu öğretiyoruz, örnek sorusunu veriyoruz, çözüm aşamasını gösteriyoruz, sonra direkt bunlarla alakalı sorular. Konu, soru, şifre oluşturma sorusu, kesin olanı belirleme sorusu, yarışma sorusu, sınıflandırma sorusu, sütun grafiği yorumlama, tablo yorumlama, her bir soru tarzıyla alakalı sizlere tek tek taktikler, çözüm yöntemleri ve aşamaları gösterdik. Ve tabii sağ tarafta da bununla alakalı bağlantılı sorular verdik. Siz bu soru yapamadığınızda hemen karikod okutaraktan soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebiliyorsunuz. İnfografik biyografi sorusu, nasıl çözülmeli, nelere dikkat etmeniz, ardından da yeni nesil beceri temelli bir infografik soru. Sorun ve çözüm önerisi soruları, aynı zamanda sözcükte anlam, anlamına göre sözcükler, anlam ilişkisine göre sözcükler, cümlede anlam, parçada anlatım, kişi hazırı ve anlatım özellikleri, ardından fiilimsi cümlenin öğeleri, yine aynı şekilde cümlenin öğelerinde her şeyi size taktikli bir şekilde gösteriyoruz. Buradaki espriler, buradaki infografiler esasında sizin konuyu eğlenceli ve hızlı bir şekilde anlamanız için. Ama sorularımız hem yatay hem de dikey sorular olmak üzere beceri temelli ve yeni nesil olmasına dikkat ettik. Sınavda karşınıza nasıl gelecekse, ön bilgili sorular nasıl geliyorsa aynısını hazırlamaya çalıştık. Ardından da tabii ki burada az önce söylediğimiz gibi diyelim ki anlatım bozukluğunun konusunu öğrendiniz. Burada çok güzel bir şekilde örneklere baktınız. Ardından da bu tarafa geçtiğinizde soruları çözerken takıldınız. Karikod okutaraktan soruların çözümünü dinleyebiliyorsunuz. İnkılap tarihinde yine aynı şekilde özel bir yöntem, infografi yöntemi yaptık. Hemen Sanayi İnkılap, Fransız İhtilali, ardından Mavi Göz Çocuk Mustafa. Ben tabii sayfaları bazen birer ikişer geçiyorum. Arada atladığımız sayfalar da olabilir ama her seferinde size diyelim ki cepheler konusunu öğretiyorsak infografi, harita okuma, bunların hepsine dikkat ederek sorularımızı hazırladık. Ve dediğimiz gibi hem temel seviye sorular hem de beceri temelli yeni sorulara mutlaka her bir bölümde yer verdik arkadaşlar. İşgal yıllarını Anadolu'yu anlatırken yaptığımız espriler her zaman sizin konuyu daha iyi anlamanız içindi. Sonrasında konular bu şekilde Sevr Anlaşması, Güney Cephesi, ardından ikinci dönem konularına geçiyoruz yavaş yavaş tabii ki. Atatürk ilkeleri, inkılaplar, anayasalar, sanat ve spor. Din dersinde yine aynı şekilde biliyorsunuz hiçbir soruyu kaçırmamamız gerekiyor. Hiçbir derste, sözelde, Türkçe'de, inkılap tarihinde, İngilizce'de, dinde tüm sorular hepsini doğru yapacak şekilde bizleri bekliyor inşallah. İngilizce'de yine aynı şekilde önce bir sözlük veriyoruz. Sonrasında kelimeleri gösteriyoruz. Kelimeler üzerinden alıştırmalarımızı yapıyoruz. Sonrasında konuları cooking methods ve ardından beceri temelli yeni sorulardan oluşan ve temel seviye sorulardan oluşan testlerimiz. On the phone konusu. Yine bir sözlüğümüz mesela internet konusunda, the internet konusunda hemen önce bir sözlüğümüzü veriyoruz. Sonra bunlarla alakalı infografik sözlükler ve ardından da yine konu anlatımlarımız geliyor arkadaşlar. Şimdi burada şunu söylememiz gerekiyor. Kitabımız sıfırdan başlayıp konuları anlayıp yeni nesil beceri temelli sorular ve temel seviye sorularla konuları mükemmel bir şekilde öğrenmek isteyen öğrencilerin başyapıtı diyebiliriz. Peki zorluk seviyesine baktığımızda burada hemen başına yazmak istiyoruz. Temel seviye arkadaşlar. Niye? Çünkü sıfırdan başlayan öğrenci için temel seviye ve orta seviye diyebiliriz. Çünkü içerisinde beceri temelli yeni nesil sorular da olduğu için orta seviyede bu tarz sorularımız da var. Ama en başında sıfırdan başlayan öğrencilerimiz için hazırladığımız için bu kitap size zaten konuları güzel bir şekilde öğretecek küçük küçük. Soru sayısı 762, sayfa sayısı 392. Kalın, önemli bir kitap. Peki az önce anlattıklarımızın ışığında bir kez daha söyleyecek olursak. Neden 0'dan 8'e sözel? Solda konu anlatımları, sağda test sayfaları var ve her biri küçük parçalara bölünmüş. Yani
Parça yapıyı öğreniyorsun. Sonra parça anlatıma geçiyorsun. Sonra ardından düşünce gelişimi yollarına geçiyorsun. Aşama aşama konu anlatımları ve mini denemeler. Yeni nesil akıl yürütme sorularımız var. Her testin içerisinde infografik bilgi ölçme dayalı testlerimiz de var. Peki seti var mı derseniz? Tabii ki seti de var. Hemen setini şöyle gösterelim. 0'dan 8'i seti. Burada hem sözel 0'dan 8'e sözel var hem de 0'dan 8'e sayısal var. Bu iki kitabı bu setin içerisinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Böylece tüm sayısal sözel dersleri 0'dan mükemmel bir şekilde anlamış olursunuz. Bu arada arkadaşlar size en yakın Tonguç kitapçısından da bu kitabı isteyebilirsiniz. Ben bu kitapları, dinamoları, taktikleri, zorları istiyorum diyebilirsiniz. Veyahut da Tonguç mağazadan da alabilirsiniz. En güvenli şekilde, en hızlı şekilde sizlere ulaştıracağız arkadaşlar. Ödülü soru yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden sınavlarınıza başarılar.